Tatlı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır? Ninem tatlı tatlı kitabını okuyordu. Nasıl kitabını okuyordu? Tatlı tatlı okuyordu. Zarftır. Çocuk yatağında ne de tatlı uyuyordu? Nasıl uyuyordu? Ne de tatlı uyuyordu? Zarftır. Uyuyan o tatlı çocuğu seyrediyordu. Hangi çocuğu seyrediyordu? O tatlı çocuğu seyrediyordu. Buradaki tatlı kelimesi çocuk ismini nitelediği için sıfat görevinde kullanılmıştır. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi durum yönünden belirten bir söz kullanılmıştır? Yani durum zarfı kullanılmıştır diyor bize. Onu bir türlü anlayamadıklarından yana yakıla şikayet etti. Nasıl şikayet etti? Yana yakıla şikayet etti. Bu durum zarfımızdır. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir soru zarfıyla sağlanmıştır? Ölüm sen demin kokladığım gerçek misin? Buradaki misin sözcüğü evet ya da hayır cevabı içerir. Aziz dost gülün perişan olduğunu biliyor musun? Bu da evet ya da hayır cevabı ile cevap verilecek bir soru olduğu için soru zarfı diyemeyiz. Bu kalemlerden hangisini beğendiniz? Şunu beğendim dediğimiz zaman burada yüklemi niteleyecek. Şunu kelimesi zamirdir, zarf değil. Orası niçin buradan daha sıkıntılı olsun? Niçin sorusu bizim soru zarflarımızdandı. Bu cümlede soru zarfı kullanılmıştır diyoruz. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmıştır? Ayakkabılarını çıplak ayaklarına giyerek sokağa fırladı. Nasıl sokağa fırladı? Ayakkabılarını çıplak ayaklarına giyerek burada durum zarfı kullanılmıştır. Neden sonra etrafında ışıkların söndüğünü fark etti? Burada yükleme, ne zaman sorusunu sorduğumuzda ne zaman fark etti ışıkların söndüğünü? Nedense sonra fark etti diyor. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde alt çizili söz yer yön zarfıdır? Aşağı yukarı yarım saatlik yolumuz kaldı. Yer yön zarfımızı biz yükleme sorduğumuz nereye sorusunun cevabıyla alıyoruz. Burada nereye kaldı dediğimiz zaman aşağı yukarı cevabını alamıyoruz. Konuşmalarıyla çok ileri görüşlü olduğunu ispatlamıştı. Buradaki ileri ayrı olarak kullanılamaz görüşlüden. Çok ileri görüşlü. Burada sıfat görevinde kullanılmış ileri görüşlü. İnsan zaman zaman geriye dönüp geçmişin muhasebesini yapmalı. Yer yön zarflarımız aşağı, yukarı, ileri, geri olabilir. Fakat biz bunlara çekim ekleri getirdiğimiz zaman bunlar zarf özelliklerini kaybediyor. Buradaki geriye kelimesi geri olarak kullanılmış olsaydı, dönüp kelimesi de fiilimsiydi zaten. Fiilimsiyi nitelediği için zarf görevinde kullanılmış diyebilirdik. Fakat geri y eki getirildiği için ea yönelme eki burada zarf görevini kaybetmiştir diyoruz. Kapıyı vurdu, içeri girdi. Nereye girdi? İçeri girdi. Burada içeri kelimesi ek de almamıştır. Zaman yer yön zarfımızdır diyoruz. Cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki dizelerde alt çizili sözlerden hangisi sıfat değildir? Kanayan bir öyküdür. Buradaki en an ekimiz sıfat fiil yapan ektir. Nasıl bir öyküdür? Kanayan bir öyküdür. Sıfat görevinde kullanılmıştır. İçimizdeki bozgun. Neredeki bozgun? İçimizdeki bozgun. Hangi bozgun? İçimizdeki bozgun. Bu da sıfattır. Her gün. Buradaki her kelimesi sıfattır. Bütün saatleri. Hangi saatleri? Bütün saatleri. Belgesi sıfattır. Şarkıların hüzzam makamındayız. Hangi makamındayız? Dediğimiz zaman hüzzam makamındayız. Cevabını alıyoruz. Fakat buradaki hangi sorusunu makamındayız kelimesine sorduğumuz için yani yükleme sorduğumuz için sıfattır diyemeyiz. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yorgun sözcüğü yorgunu yokuşa sürme cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır? Buradaki yorgunu yokuşa sürme derken yorgundan kastı bir at olabilir, bir binek hayvan olabilir. O yüzden burada hem yorgun at diyoruz, niteliyoruz. Hem de at olduğunu belli etmiyoruz. Yani bir kişinin, bir şahsın, bir nesnenin, canlının yerine kullanıldığını belli etmiyoruz. Biz bu özellikte olan kelimelere adlaşmış sıfat diyoruz. Hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır? Yani yorgun kelimesi adlaşmış sıfat göreviyle kullanılmıştır. İhtiyar bir hayli yorgun görünüyordu. Kim yorgun görünüyordu? İhtiyar. Burada kimi nitelediği ortada. Zamir görevinde kullanılmamıştır. Yorgun atla yola çıkılmaz. Nasıl at? Yorgun at.
adlaşmış sıfat olabilmesi için at kelimesini de gizli kullanması gerekiyor. Yorguna tepeler dağ görünür. Buradaki yorgundan kastı yorgun bir insan olabilir. İnsan kelimesini kullanmadan yani gizleyerek bize onu nitelemiştir. Adlaşmış sıfat görevinde kullanılmıştır. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki pekiştirilmiş sözcüklerden hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? Ortalık tertemiz görünüyor. Nasıl görünüyor? Tertemiz görünüyor. Zarftır. Kar yağınca ortalık bembeyaz olur. Nasıl olur? Bembeyaz olur. Zarftır. Yağmurda sırılsıklam ıslanmıştı. Nasıl ıslanmıştı? Sırılsıklam. Zarftır. Duvarlar masmavi boyanmış. Nasıl boyanmış? Masmavi. Zarftır. Simsiyah gözleri insanı büyülüyordu. Simsiyah gözleri derken gözleri kelimesine nasıl gözleri sorusunu sorduğumuz zaman simsiyah cevabını alıyoruz. Burada sıfat göreviyle kullanarak göz kelimesini nitelemiştir pekiştirilmiş sözcüğümüz. Cevabımız E seçeneği.